Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Tabii ki ilk önce ekoloji ile ilgili kavramları göreceğiz. Ve bu son konumuz, müjdemi isterim tabii ki, alan bilgisi ile ilgili son konumuz. Bir de alan eğitimi videosu çekeceğim ama alan eğitimi ile ilgili soru çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü alan eğitimi çok geniş bir alan biliyorsunuz. O yüzden ben sadece kısaca konusundan bahsedeceğim alan eğitiminde. Siz de arkadaşlar sorularını çözün. Zaten soru çözümü yaparken hani iki tane kitap aldım. O kitaplardan soru çözümü yaparken alan eğitimiyle ilgili soru çözümü de yapacağız. Şimdi arkadaşlar, ekoloji ile ilgili son konumuz dediğim gibi yine ekoloji. Bazı kavramlarımız var, bilmeniz gereken kavramlar. O kavramlardan bahsedelim ilk önce. Arkadaşlar, ilk önce ekoloji nedir? Ekoloji, canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji canlıları inceliyor tek tek. Popülasyonları inceliyor. Yani bunlar bir araya geldiği zaman bir topluluk oluşturuyorlar. Bunu inceliyor. Daha sonra arkadaşlar canlı ve cansız etmenleri inceliyor. Yani bunların aralarındaki ilişkiler nasıl gerçekleşiyor, bunu inceliyor. Komüniteleri inceliyor. Bu şekilde ekolojinin inceleme alanı böyledir. Şimdi ekosistemin içinde canlı ve cansız etmenler vardır. Nedir bunlar? Bahsedelim. Bunlar sadece isim olarak şimdilik bilmeniz yeterlidir. Bakın, biz canlı etmenlere biyotik etmenler diyoruz. Cansız etmenlere de abiyotik etmenler diyoruz. Arkadaşlar, canlı etmenler üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır. Bunlardan daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O yüzden şimdilik sadece isim olarak veriyorum. Cansız etmenler ise ışık, iklim, su, rüzgar, sıcaklık, toprak, atmosfer, bunların hepsi de nedir? Cansız etmenlerdir. Tabii ki ekosistemi etkileyen etmenlerdir arkadaşlar. Şimdi ekolojik kavramlara bakmamız gerekiyor bir de. Bu ekolojik kavramlardan bahsedelim. Arkadaşlar, ilk önce birkaç tane ekolojinin alt bilim dalları var. Bunlara bakalım. Otoekoloji dediğimiz bir ekoloji vardır. Bu da alt ekoloji, pardon. Bireyleri inceler. Yani her birini tek tek inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Alt ekoloji diyoruz. Dematoloji var. Dematoloji popülasyonları inceliyor. Sinekoloji var arkadaşlar. Bu da komüniteleri inceliyor. Şimdi bizim biyoloji çok geniş bir alan olduğu için her bir konunun da alt bilim dalları vardır. Hatta belki de mesela sinekolojinin bile alt bilim dalları bulunabilir. Yani o yüzden çok geniş bir çerçeve içerisinde işliyoruz. Biz tabii ki biraz daha detayına dalmaya çalışıyoruz ama çok çok daha detayları da bulunuyor. Şimdi gelelim burada bilmemiz gereken diğer kavramlara. Arkadaşlar, ilk kavramımız tür. Bunu sınıflandırmada da söylemiştim size. Şimdi tür kavramı nasıl ortaya çıkmış? Bakın, ortak bir atadan gelen, kendi aralarında çiftleşebilen, çiftleşmek yeterli değil. Fizyolojik ve morfolojik olarak birbirine benzeyen ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilen. Bakın, en önemli kısım şudur. Çiftleştiklerinde eğer iki canlı verimli döl verebiliyorsa, yani kısır olmayan döl verebiliyorsa, biz bu canlılara aynı türdür diyoruz. Ama çiftleşti, yavruları oldu. Olan yavrunun ben henüz verimli mi, verimli değil mi olduğunu bilmiyorum. Eğer bunu bilmiyorsam o iki canlı için aynı türdür diyemem. Veya aynı tür değildir de diyemem. O yavrunun verimli döller verip vermemesine bakmam gerekiyor arkadaşlar. Yani eğer ki iki türün torunları oluyorsa, hani biz kendi açımızdan baktığımız zaman torunları oluyorsa onlar aynı türdür diyebiliriz. Gelelim popülasyon. Arkadaşlar, belli bir alanda yaşayan aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluğa da biz ne diyoruz? Popülasyon diyoruz. Burada önemli olan şey aynı türe ait olmalarıdır. Belli bir alanda yaşayacaklar ve aynı türe ait olan canlılar olacaklar. Mesela Sivas kangalı, Van kedisi, Sibirya kurdu, tiftik keçisi gibi, bunlar nedir? Hepsi belirli bir alanda yaşayan aynı türe ait canlılardır arkadaşlar. Popülasyon oluşabilmesi için iki canlı bile yeterlidir. Mesela iki tane insan bir araya geldi, onlar küçük bir popülasyon oluşturmuşlardır. Bu şekilde de düşünebiliriz. Gelelim komünite. Arkadaşlar, komünite ise farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Yani şöyle düşünün. Mesela iki tane insan bir araya geldi. İki tane kedi, iki tane köpek, işte birkaç tane böcek geldi bir araya. Bunların hepsine birden biz ne diyoruz? Komünite diyoruz. Mesela bir gölde yaşayan tüm canlılar. Veya işte mesela İstanbul'da yaşayan tüm canlılar. Onların hepsini ne alıyoruz? Biz komünite olarak alıyoruz. Gelelim habitat. Arkadaşlar, bir canlının yaşadığı yere biz habitat diyoruz.
Burada sadece yaşamak yeterli değildir. Rahatça işte üreyecek, beslenmesini sağlayacak. Yani rahat olarak yaşadığı yere biz ne diyoruz arkadaşlar? Habitat diyoruz. Habitat sınırları bellidir. Yani her canlının habitatının sınırı bellidir. Mesela bizler suyun içerisinde yaşayabilir miyiz? Hayır dedim mi? Yaşayamayız. Hani uzun süreli olarak suyun içerisinde yaşayamıyoruz. Yani şey olarak söylemiyorum bunu. Direkt suya temas ederek söylüyorum. O şekilde yaşayamayız. O zaman bizim habitatımız nedir? Karadır. Karada bile belirli bölgeler bizim habitatımızdır. Mesela kutuplarda işte çok soğuk olan buzul yerlerde bile yaşayamayız arkadaşlar. Dolayısıyla habitatın sınırları bellidir. Mesela balinanın habitatı neresidir? Okyanustur. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Gelelim habitattan sonra biyotop. Arkadaşlar, biyotop komünitelerin ya da canlıların varlıklarını sürdürebilmesi için uygun koşullara sahip olan bölgeye biz ne diyoruz? Biyotop diyoruz. Mesela diyelim ki elimizde bir alan var, bataklık bir alan. Biz bu bataklık alanı mesela kuruttuk, işte tarım ürünlerini yetiştirebilecek hale getirdik. O artık ne oldu? Bir biyotop oldu. Yani canlılar orada rahatlıkla varlıklarını sürdürebiliyorlarsa, uygun koşullara sahipse biz ne diyoruz ona? Biyotop diyoruz. Gelelim ekosisteme. Ekosistemde canlılar artı cansız çevreyi de kattığımız zaman artık bizim elimizdeki olan ne oluyor? Ekosistem oluyor. Şimdi bunları şöyle bir küçükten büyüğe doğru sıralarsak, bakın en küçük olan nedir? Tür. Türlerin bir araya gelmesiyle ne oluşuyor? Popülasyon. Popülasyonların bir araya gelmesiyle ne oluşuyor arkadaşlar? Komünite. Komüniteye artı bir de çevreyi eklediğimiz zaman ne oluyor? Ne ortaya çıkıyor? Ekosistem. Bir de mesela bir dış çember daha çizip oraya da biyosfer diyebiliriz. Biyosfer de yeryüzünde canlıların tamamının kapladığı bölgeye de biz ne diyeceğiz? Biyosfer diyeceğiz. Birazdan zaten gelecek arkadaşlar karşımıza. Gelelim şimdi diğer bir kavramımıza. Bu da klimaks. Arkadaşlar, şimdi süksesyon dediğimiz bir olay var. Bu videonun sonunda anlatacağım size süksesyonu. Süksesyon sonrasında komünitelerin kararlı hale gelmesine biz klimaks diyoruz. Klimaks ortaya çıkıyor. Bunlar ne yapıyorlar? Canlılar ortam şartlarına uyum gösteriyorlar ve dengeyi korumaya başlıyorlar. İşte biz bu dengeyi koruduğu anda oluşan ortama ne diyoruz? Klimaks diyoruz. Mesela süksesyondan dediğim gibi bahsedeceğim size. Diyelim ki bir yangın çıktı. Hani Allah korusun. Mesela geçen sene Antalya'da falan çok fazla yangın oldu. Yangın sonucunda ortamdaki birçok canlı yok oldu değil mi? Oradaki canlıların yeniden bir yaşama alanı oluşturarak kararlı hale, denge haline gelmesi olayına biz ne diyoruz? Yani geldiği duruma biz ne diyoruz? Klimaks diyoruz. Gelelim fauna. Arkadaşlar, belli bir alanda yaşayan hayvan popülasyonlarına biz fauna diyoruz. Fauna hayvan popülasyonudur. Bir de flora var. Belli bir bölgede yetişen bitkiler, tek hücreliler ve bakterilerdir. Bakın sadece hayvansa fauna. Bitki, tek hücreli ve bakteri ise arkadaşlar o zaman da flora diyoruz. Floraya mantarlar dahil değildir. Mantarlar apayrı olarak gruplandırılıyor. Gelelim mikroklimaya. Şimdi mikroklimada, şimdi ekosistemin yani bulunduğumuz ortamın belirli bir yaşama koşulu vardır. O yaşama koşullarının arasında böyle ona çok ters veya böyle ondan çok uzak olan bir bölge vardır arkadaşlar. Biz bu bölge alanına ne diyoruz? Mikroklima diyoruz. Yaşam katmanlarına bağlı olarak değişen küçük iklim bölgeleridir arkadaşlar. Mesela coğrafya, yani KPSS'ye çalışıyorsunuz ya. Coğrafya dinlemişseniz, bu arada coğrafya için size Mehmet Eğit'i öneriyorum. Hala başlamadıysanız veya tekrar edecekseniz, şu an genel tekrar videoları da çekiyor. Mehmet Eğit'i öneriyorum. Gerçekten çok iyi öğretiyor coğrafyayı. Ben de oradan çalıştım. Çok da iyi yaptırıyor arkadaşlar. Öneririm. Şimdi bakın, küçük iklim değişiklikleridir dedik. Eğer coğrafyada izlediyseniz videoları, orada da görmüşsünüzdür iklim konusunda. Mesela Iğdır'da nar yetişmesi. Normalde Iğdır nar yetişmesi için özellikle hani belirli bir iklime sahip değildir. Ama mikroklimatik bir bölgesi var Iğdır'ın. Orada nar yetişebiliyor. Mesela Rize'de turunçgil yetişmesi. Normalde turunçgil nerede yetişiyor? Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Akdeniz bölgesinin kıyılarında yetişiyor arkadaşlar. Baktığımız zaman eğer Rize'de turunçgil yetişiyorsa o zaman orası nedir? Mikroklimatik özelliğe sahiptir. Yine Artvin'de zeytin yetişmesi. Artvin
Türkiye'nin kuzeydoğusunda. Zeytin nerede yetişiyor? Zeytin yine Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de yetişiyor. Baktığınız zaman arkadaşlar, Artvin'de zeytinin yetişmesi nedir? Yine bir mikroklimatik özellikten kaynaklanan durumdur. Evet, mikroklima dediğimiz olay bu şekilde. Gelelim endemik tür. Endemik tür dünyanın sadece belirli bir bölgesinde bulunan canlı türüdür arkadaşlar. Sadece orada bulunur bakın. Başka bir yerde bulunmaz. Eğer başka bir yerde bulunuyorsa o artık endemik tür değildir. Van Gölü'ndeki inci kefali mesela. Bu inci kefali arkadaşlar başka hiçbir yerde yetişmiyor. Sadece Van Gölü'nde yetiştiği için biz buna endemik tür diyoruz. Bizim ülkemiz endemik tür bakımından çok zengindir. Bu endemik türler arkadaşlar hatta yabancıların da çok ilgisini çekiyor. Bir ara şey olmuştu ya, ben hatırlıyorum, haberlere falan da çıkmıştı. Ne zamandı bilmiyorum ama yabancılar gelip o endemik türlerden mesela koparıyorlar. Hani onu bavullarına saklıyorlar ve hani yurt dışına götürmeye çalışıyorlar ki onu orada yetiştirebilmek için. Veya işte kimyasını, doğasını inceleyebilmek için. Ama tabii ki buna engel olmamız lazım. Bizler yardımsever millet olduğumuz için mesela yabancı gelip desek ya ben bu bitki türünü arıyorum. Hani nerede bulabilirim? Buraya özgümüş. Hemen götürürüz yanına. Hiç sormayız neden arıyorsun, ne yapacaksın diye. Mesela koparmaya çalışır, hiç demeyiz ki niye koparıyorsun diye. Hani bir tane alsın bir şey olmaz. Misafirperver olduğumuz için bu şekilde düşünüyoruz ama kesinlikle öyle düşünmememiz lazım. Onlar bizim mirasımızdır, kıymetlimizdir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, endemik tür de bu şekilde. Gelelim epifit bitki. Arkadaşlar, epifit bitkiler tropikal ormanlarda ağaçların üzerinde yaşayan parazit olmayan bitkilerdir. Bunlar sadece güneşe ihtiyaç duydukları için ağaçların üst kısmında yaşıyorlar ve oradan fotosentez yapıyorlar arkadaşlar. Toprağa ihtiyaç duymazlar. Zaten ağaçların üstünde yaşadığına göre ihtiyaçları yok. Üzerinde yaşadığı bitkiyi konum ve destek sağlamak için kullanır. Yani bunlar parazit değil. Bitkiden herhangi bir şekilde bir şey almıyor. Sadece onu destek amaçlı, konum amaçlı kullanıyor. Gelelim biyosfer. Arkadaşlar, biyosfer az önce de söylemiştik. Canlıların dünya üzerinde yaşadığı alanların tamamıdır. Mesela şurası yeryüzü olsun. Yeryüzünden yaklaşık 3000 metre yukarısı, yaklaşık 3000 metre aşağısı. Biz tamamına, bu 6000 metrekarelik metrelik alana biz ne diyoruz? Biyosfer diyoruz. Ekosistemlerin tamamını kaplıyor arkadaşlar biyosfer. Gelelim indikatör tür. İndikatör tür. Bu indikatör tür, baskın tür, işte kilit taşı tür, bunları çok fazla duyarsınız. ÖSYM'de kullanmayı sever arkadaşlar. Bir ekosistemde küçük çevresel değişimlere duyarlı olmasından dolayı çevre koşulları konusunda bilgi sağlayan ve çevresel tehlikelerle ilgili erken uyarılarda bulunan türlerdir. Yani şöyle düşünün bakın. Belirli bir bölge var. Bu bölgede bir tür var ki küçük bir değişiklikte bile hemen değişiyor. Yani ya yaprakları soluyor. Mesela bir bitki olduğunu düşünün. Ya yaprakları soluyor. Ya işte farklı bir şey ortaya çıkıyor. Ya hastalanıyor. İşte biz bu türe ne diyoruz? İndikatör. Belirleyici tür diyoruz arkadaşlar. Ortam koşulları hakkında özellikle bilgi verir. Mesela deniz marulunun su içinde yoğun olması ötrofikasyon süreci belirtisidir. Yani eğer ki bir gölde deniz marulunun miktarı artmışsa o zaman orada ötrofikasyon başlamış demektir ve buna göre önlem alınır. İşte biz bunlara ne diyoruz? İndikatör tür diyoruz. Deniz marulu bir nedir? İndikatör türdür. Gelelim ekoton. Arkadaşlar, ekoton da farklı iki ekosistemin kesişim noktasıdır. Yani şöyle düşünün mesela denizlerin bitiş yeriyle karaların başlangıç yerlerini düşünün. Hani ikisi arasındaki bölgeyi düşünün arkadaşlar. Buralar nedir? Bir ekotondur. Bunlar tür bakımından zengin, birey sayısı bakımından fakirdir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Tür çeşitliliği fazla ama birey sayısı azdır. Mesela bir türden 2 tane, diğer türden 5 tane, işte böyle böyle bir araya gelmiş. Birey sayısı az ama çeşitlilik fazladır. Canlıların yaşama toleransı geniştir burada. Şimdi hem mesela diyelim ki deniz ekosistemine uyum sağlamış, hem kara ekosistemine uyum sağlamış. O zaman bu nedir? Oldukça toleransı geniş olan, yaşam toleransı geniş olan canlılardır. Mesela örnek verelim. Mağara ağızları ve bataklıklar ekotonlar için örnek olabilir. Gelelim ekolojik niş. Arkadaşlar, bir canlının yaşadığı habitatta yaptığı işe biz ekolojik niş diyoruz. Ekolojik nişi aynı olan canlılar aynı ortamı paylaşamıyorlar. Yani şöyle düşünün. Eğer iki kişi, iki canlı aynı besini
kullanıyorsa, aynı besinle besleniyorsa, bunlar orada mutlaka bir rekabet içindedirler ve yaşadıkları ortamı paylaşamıyorlar. Bir rekabet mutlaka doğar arkadaşlar, ekolojik nişi aynı olan canlılarda. Baskın türe gelelim. Baskın türde komünite içerisinde sayıca ve faaliyet bakımından işte göze çarpan baskın olan türlerdir arkadaşlar. Mesela karasal ekosistemlerde baskın olan tür ağaçlardır. Yani ağaçlar baktığınız zaman hani her yerde, tabii betonarme şu an almış başını gidiyor ama yine de hala varlıklarını koruyorlar. Ağaçlar arkadaşlar kara ekosisteminin baskın olan türleridir. Gelelim. Bu şekilde biz şeyi bitirdik, kavramları bitirdik. Ara ara yine başka konularda da kavramlarımız çıkacak. Bunlar genel hatlarıydı. Şimdi arkadaşlar size süksesyondan da bahsedeceğim. Şimdi süksesyonun iki çeşidi var. Birinci süksesyon, ikinci süksesyon diye bahsedeceğiz. Nedir süksesyon? Sıralı değişim demektir. Peki, arkadaşlar... baskın türlerin yerini, hani baskın türden bahsettik ya az önce, baskın türlerin yerini zamanla başka türlerin almasına biz süksesyon diyoruz. Ve süksesyon iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan birincisi birinci süksesyon, bir de ikinci süksesyon var. Birinci süksesyon üzerinde hiç canlının bulunmadığı ortamda meydana gelen süksesyon olayıdır arkadaşlar. Yani üzerinde hiç canlı yok. Belirli bir süre sonra canlılar ortaya çıkmaya başlıyor. Biz buna birinci süksesyon diyoruz. Basamakları vardır bunun. 5 basamaktan oluşuyor. Basamakların isimleri önemlidir. Sırası önemlidir. Çıkabilir karşınıza. Liken evresi vardır. İlk evremiz liken evresi. Bu evrede hiçbir canlı bulunmamıştır. Toprak oluşumunu sağlar arkadaşlar. Liken evresi toprak oluşumunu sağlayan evredir. Bu olayı arkadaşlar nasıl yapıyor? Kayaçlar aşındırılarak ve salgıladıkları organik asitlerle sağlanır liken evresinde. Likenler gelip yerleşiyorlar. Daha sonra bu likenler toprak oluşumunu başlatıyorlar. Liken evresi en uzun süren evredir. Yani biz mesela şu an bulunduğumuz ortamda bir toprak oluşumu varsa emin olun o toprak oluşumu milyon yıl falan sürmüştür. Veya işte milyar yıl falan sürmüştür. Çünkü oldukça uzun süren evredir arkadaşlar. İkinci evremiz yosun evresi. Burada toprak oluşuyor. Artık toprak oluştuğunda yosunlar gelip ortama yerleşiyorlar arkadaşlar. Ve likenler rekabeti kaybediyorlar. Likenler gitti, yerine yosunlar geldi. Yosunlarla beraber toprak kalitesi artıyor. Bakın sıralı sıralı oluyor. Sonra ot evresi. Özellikle kuşlar otsu bitkilerin tohumlarını bu ortama taşıyorlar. Otsu bitkiler bu ortamda da hakim duruma geçiyorlar. Bu sefer yosunlar da ortadan kayboluyor arkadaşlar. Yosunlar rekabeti kaybediyorlar ve omurgasız hayvan türleri ortama gelmeye başlıyor. Şimdi düşünsenize, ortamda hiç bitki yok. Hayvanlar gelir mi? Gelmezler değil mi? Sonuçta onlara bir korunak lazım, besin lazım. Dolayısıyla otlar yeşermeye başladığı zaman artık hayvanlar da ortama gelmeye başlıyorlar. Sonra dördüncü evre funda çalı evresi. Çalı evresine geçtik artık. Şimdi ot evresinden çalı evresine. Ortam uygun hale geliyor ve çalılar ortama yerleşiyor. Mesela yabani erik, ardıç, böğürtlen gibi çalılar yerleşiyor arkadaşlar. Yine omurgalı ve omurgasız hayvan türleri de ortama gelmeye devam ediyorlar. Son evremize geldik artık, ağaç evresi. Bu evrede de ağaçlı türler ortama yerleşiyorlar. Çalılar rekabeti kaybediyorlar. Ve arkadaşlar iklim ile az çok denge halinde olan ağaçsı bir bitki örtüsü ortama hakim oluyor. Biz bu bitki örtüsüne vejetasyon diyoruz. Vejetasyon. Ağaçsı bitki örtüsüne vejetasyon diyoruz. İşte bu evreye artık klimaks evresi diyoruz. Çünkü ne oldu? Artık denge haline geldi. Klimaks evresinde denge önemliydi. Denge haline gelmesine biz artık klimaks diyoruz arkadaşlar. Böylece birinci süksesyon tamamlanıyor. Gelelim ikinci süksesyona. Arkadaşlar ikinci süksesyonda şimdi ortamda canlılar varmış ama yangın olmuş, sel olmuş, volkanik faaliyetler olmuş. Bunun gibi sebeplerle tahrip olan alanlarda ikinci süksesyon görülür. Şimdi bunun da evreleri var. Arkadaşlar burada basamaklardan birincisi bitkilerden arınma. Nasıl oluyor bu olay? Yangın, volkanik faaliyetler gibi sebeplerle ortam bitkilerden arınıyor. Daha sonra toprak zarar görmediği için arkadaşlar daha hızlı gerçekleşiyor bu olay. Bakın birinci süksesyonda toprak oluşumu da vardı, o yüzden uzun sürüyordu ama burada toprak zarar görmediği için daha hızlı gerçekleşir. Sonra göç ve yerleşme olayı var. Yangın sonucunda tahrip olan alanlarda ortama yerleşen bitkiler daha dayanıklı artık olmuşlardır. Hani
Eğer sen yangın sonrasında oraya yerleşiyorsan o zaman sen daha dayanıklısındır ki gittin oraya yerleştin. Sonra arkadaşlar örnek verelim. Mesela Akdeniz'de Kızılçamların yanmasıyla yerini ne alır? Makiler alır. Kızılçamların tahrip edilmesiyle makiler oluşuyor. Makilerin tahrip edilmesiyle de garikler oluşuyordu arkadaşlar. Dolayısıyla makiler Kızılçamlardan demek ki daha dayanıklı. Bunu çıkarabiliyoruz. Gelelim üçüncüsüne, ortamın değişmesi. Şimdi farklı bitkiler geliyor yerleşiyor. Mesela makiler yerleşti. Ne oluyor arkadaşlar? Yerleşen bitki ve hayvanlar ortamın fiziksel ve kimyasal özelliğini değiştiriyorlar. Hani bakın bir değişim gerçekleşiyor burada. Sonra rekabet başlıyor. Canlı türlerin yerini rekabetle başka canlı türleri alır. Daha dayanıklı olanlar rekabeti kazanırlar ve ortama yerleşirler. En sonunda klimaks gerçekleşir. Çevre ile az çok denge halinde olan bir vejetasyon ortama hakim olur. Yani bir bitki örtüsü ortama hakim oluyor arkadaşlar. Böylece ikinci süksesyon da tamamlanmış oldu. Şimdi böylece süksesyonu bitirmiş olduk. Bir de size bitkilerdeki hayat formlarını anlatayım bu videoda. Sonraki videoda da biyomlara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bitkilerde hayat formları nasıl gerçekleşir? Neler vardır? Örnekleri nelerdir? Bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar, tepe tomurcuklarının kritik mevsimde toprağın yüzeyinden yüksekliği ve konumuna göre belirleniyor hayat formları. Yani biz tepe tomurcuğuna bakarak bu bitkileri belirliyoruz. Şimdi ilk önce fanerofitler var. Fanerofitler genellikle yüksek boylu ağaçların oluşturduğu topluluktur arkadaşlar. Bunların tepe tomurcukları 2 metre ve üzerindedirler. Mesela çam, elma, armut gibi ağaçlar nedir? Fanerofitlerdir. Sonra kamefitler var arkadaşlar. Kamefitler de toprak yüzeyinde yastık olarak bulunan, üzerinde sürünücü gövdelerin bulunduğu, boyları 30 santimetreyi geçmeyen bitkilerdir. Mesela geben, kekik gibi bitkilerdir. Bunlar biraz daha kısa boylu olan bitkilerdir. Hemikriptofitler var arkadaşlar. Bunlar da tomurcukları toprak üzerinde sürünücü şeklinde bulunur. Bakın sürünücü şeklinde bulunuyor. Sarmaşık, çilek, düğün çiçeği gibi bitkiler. Bunlar sürünerek yerleşirler bulundukları yere. Kriptofitler var. Diğer bir ismiyle geofitler. Bunlar da toprağın altında bulunurlar arkadaşlar. Toprak altında yumru bulunduruyorlar ve soğuk periyottan korunmuş oluyorlar kriptofitler. Mesela çiğdem, nergis, patates gibi bitkilerdir kriptofitler. Bir de son olarak terofitler var. Arkadaşlar bunlar tek yıllık kısa boylu otsu bitkilerdir. Genelde ilkbahar yağmurlarıyla çiçek açıyorlar, tomurcuklanıyorlar. Daha sonra ise tamamen ortamdan kayboluyorlar. İşte buğday, arpa, yulaf gibi bitkilerdir. Yani bunlar tek yıllık olan bitkilerdir arkadaşlar, terofitler. Evet, bitkilerde hayat formlarını da işlemiş olduk. Sonraki videoda biyomlara geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.